GGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. Profesör Doktor Esvender Korkmaz'ın Yeni Bir Finansal Kriz Olur Mu başlıklı 21 Mart 2023 tarihli yazısını aktarmaya başlıyorum. Küreselleşme ile bizim gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde planlama kaldırıldı ve devlet dışlandı. Kambiyo sistemi aşırı liberalleşti sermaye girişleri kontrol dışında kaldı. Sıcak para bu ülkelerde kırılganlığı artırdı. Küreselleşme ile artan sermaye hareketlerinden en karlı çıkan ülke Çin'dir spekülatif sermaye hareketleri devam ettiği sürece, hedge fonlar sermaye piyasasına hakim olduğu sürece finansal krizler kaçınılmaz olacaktır diyor Esfender Korkmaz hocamız. Hedge fon yani serbest yatırım fonu veya risk fonu dediğimiz fonlar göreli olarak likit olan mal varlıkları üzerinden al sat yapılan ve açığa satış, kaldıraç ve Türevler gibi daha karmaşık ticari işlemdir diyor. Portföy yapımı ve risk yönetimi tekniklerinin çok sık kullanıldığı bir yatırım fonu türüdür. Tabiatı gereği piyasayı kırılgan yapacaktır. Şimdilik finansal krizler krizi yaratan geçici sorunlara çözüm getirilmek suretiyle yönetiliyor. Yani krizi yaratan spekülatif piyasa altyapısı aynen duruyor. Söz gelimi 2007 finansal krizi veya küresel finans krizi. Konut balonunun patlaması gayrimenkule bağlı menkul kağıtların değer kaybetmesine neden oldu. Bu kağıtları en yüksek oranda tutan bankalardan Lehman Brothers battı. Bazı bankalarda kurtarıldı. Bu krize yine para ve sermaye piyasası içinde çözüm getirildi. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere para genişlemesine gidildi faizleri eksi reel faiz seviyesine düşürüldü. Mevduat garantisi artırıldı. Sermaye piyasasında açığa satış yasaklandı. Aradan 12 yıl geçti. Finansal kriz riski yeniden arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 banka battı. 1. Silvergate Bank Tahvil portföyünde 1.8 milyar dolar zarar açıkladı. Ayrıca 2.3 milyar dolar sermaye artış yapacağını ilan etti. Hisseleri düştü, iflas etti. 2. Silicon Valley Bank Kripto para ağırlıklı olarak çalışan bir bankaydı. Kasım'da FTX'in çöküşü bankayı zorladı. Fed'in faiz artışı nedeniyle elinde bulunan tahvillerin değeri düştü, iflas etti. 3. New York merkezli Signature Bank iflasını açıkladı. Ama Amerika Mevduat Sigorta Kurumu FDIC tarafından bankaya kayyum atandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde batan bankalarda mevduat güvencesi %100'e çıkarıldı. Öte yandan İsviçre İkinci en büyük banka olan Credit Suisse'in hisseleri 2007 yılından bu yana sürekli olarak düştü. 2007 yılında 51.97 euro iken 2023 Mart ayında 0.88 euroya geriledi. Ekteki tabloda Esvender Korkmaz hocamız Credit Suisse'in hisse senetlerinin yılları itibariyle değişimini gösteriyor. Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. İsviçre hükümeti, İsviçre Finansal Pazarlar Düzenleme Kurumu, FINMA ve İsviçre Merkez Bankası SNB bu durumu göremedi mi? diye soruyor Profesör Doktor Esvender Korkmaz. Ve Kredi Suisse'in hisse senetlerinin de e, grafiğini 2005'ten bu yana nasıl düştüğünü göstererek bilgiyi bu yönde de paylaşıyor. Dahası diyor hocamız, geçmişte İsviçre Federal Mahkemesi ülkenin en büyük ikinci bankası Credit Suisse'in eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para aklamaktan suçlu bulmuştu. Bankayı ise kara para aklamayı önlememekten dolayı mahkum etmişti. Credit Suisse, İsviçre Maliye Bakanlığı, Finma ve SNB desteği ile 3 milyar İsviçre frangına USB'ye satıldı artı 5.4 frank zararı var. USB 100 milyar frank likidite yardım kredisi alabilecek. Son olarak Profesör Doktor Esvender Korkmaz bu yazısını şu paragrafla bitiriyor. Dediğim gibi finansal önlemler palyatif nitelikte önlemlerdir. Doğrusu dünyayı kumar masası olmaktan kurtarmaktır. Global ekonomiyi finans tuzağından çıkarmadığımız sürece finansal krizler artarak devam edecektir diyor. Bir sonraki GGTV sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın.